Ya bunlar bizimle oyun mu oynuyor yavrum, sen ne diyorsun? Kısıtlama var, ek servis yok. Gerekli ama yeterli değil. Bindiğimiz gibi aynı şekilde üst üste ben tramvayla geldim şimdi. İnan üst üste geldim. Kayseri Valiliği artan vakalar nedeniyle toplu taşıma araçlarına yeni kurallar getirdi. Bakalım Kayseri halkı bu kurallarla alakalı neler düşünüyor? Güzel buldum. Yani gerekliydi. Gerekliydi, yalnız ben kendi aracımla gittiğim için yani çok da değilim bu konuda. Peki Kayseri halkı genel kısıtlamalara uyuyor mu? Uymuyor. Kesinlikle uymuyor. Çünkü ben de şehir hastanesinde çalışıyorum da oradaki vakalardan biliyorum. Uyulmuyor. İşte hastalardan aldığımız bilgilerden cenazelere gidiyorlar, düğünlere gidiyorlar, kahvaltılara uyulmuyor yani. Çok güzel buldum. İyi bence. İnsanlar için. Allah sıkıntı yaşadığımdan çok şükür atlattım. Hiç sormayın. Basan 2 tane takmışım. Geçene de ölüyordum Allah. Nasıl da yaşıyorum da çok. Bir yere gidemiyoruz, edemiyoruz. Evdeyiz. Gayet güzel. Yani mesafeli olmak her zaman iyidir. Yani gerekli çalışmalar yapılıyor diye düşünüyorum ben. Tabii insanlarımız biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Biz çalışıyoruz, mecburen dışarıdayız. Organize'de çalışıyorum. Hani mümkün olduğunca kurallara da uyuyoruz. Toplu taşımada kullanmamaya çalışıyoruz zaten. Böyle yani, ama çalışmaları takdir ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki siz de dışarıdasınız. Ben bugün hastanedeydim. Ve küçük bir işlemim vardı. Evime gidiyorum. Parklar dolu. Esentepe'de oturuyorum. Oradaki parklar maalesef dolu. Gece gençlerin buluşup ateş yakmaları. Yani bildirdiğimiz halde polisin geç gelmesi, birçok aksaklıklar oluyor ama tabii ki güvenlik güçlerimizde ne kadar yetişebilirler, nereye kadar koşuşturabilirler? İnsanlarımızın gerçekten çok duyarlı olması gerekiyor, kurallara uyması gerekiyor. Bakın herkes yakın temasta, hiç kimse uymuyor. Gerekli ama yeterli değil. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Halkımızın da çok uyduğunu düşünmüyorum. Oturulmayacak yerlere de oturuyorlar. Ayakta oldukları zaman çok dip dibe oluyorlar. Sadece toplu taşımada değil, dışarıda etrafta otururken de aynı şekilde. İnsanlar çok yakın temasta bulunuyorlar. Çok yakınlar birbirlerine. Maske kullanmıyorlar doğru dürüst. Yani hiçbir şey yeterli değil Kayseri için bence. Yeterli değil. Aynen. Kısıtlamadan ziyade farklı tedbirler alınması gerekiyor. Yani kısıtlamalar çare değil. Cumartesi günleri ve pazar günleri yapılan kısıtlamalar bile bizim oturduğumuz mahallede falan böyle insanlar hep dışarıdalar, dolaşıyorlar, geziyorlar. Hiçbir şekilde kurallara uymuyorlar ve insanlar artık sıkıldılar. Belli bir süreci aştık, gerçekten sıkıldılar. Farklı bir şeyler denenmesi gerekiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok alınan önlemler yeterli değil. Ya sokağa çıkma yasağı geliyor. Ondan sonra bir uçak iniyor mesela. Yani herkese korona gene bulaşıyor. Bu bir çözüm değil yani. İnsanları evde tutmak hiçbir çözüm değil yani. Genel anlamda her şeye çare bulmaları gerekiyor ki başta yurt dışına gelen uçaklar için. Zaten mutasyonu da onlar getirdi. Yani yanan biz oluyoruz yani. Böyle sokağa çıkma yasağı ne falan bana çok saçma geliyor. Yani normalde olması gereken bir şey ama kısıtlama var, ek servis yok. Dün akşam ben işten İpeksaray'ın karşısında çalışıyorum ben. 18.30'da işten çıktım. 18.30'dan 18.50'ye kadar hiçbir otobüs durmadı. Tramvaya binebildim. Tramvayda da hiç adım atmaya yeri yok. Yani bu pandemi sürecinde. Kısıtlama yerinde ama ek servis yok. Ek servis olması yönünde de ilgililerin ilgi göstermesini, adı ilgili olduğu için ilgi göstermesini istiyoruz. Vallahi nasıl bulduk? Sonuç yine aynı eskisi gibi ablacığım. Bindiğimiz gibi aynı şekilde üst üste ben tramvayla geldim şimdi. İnan üst üste geldim. Şeker'den geliyorum, Keykubat'tan geliyorum. Sıkı sıkı aynı yine. Hiç ayrım yok. Birbirimizden nefes alarak kimi maskesi açık, kiminin maskesi yok. Yani biz bu virüsten kurtulamayız asla. Kesinlikle yani. Gerçekten de yani. Biz hiç toplum olarak yani birbirimizi korumasını bilmiyoruz. İnan ben şekil oldum yani biraz önce. Herkes süslenmiş, aynı bir bahar havası var gibi, virüs yokmuş gibi bir havada herkes. Kısıtlaması çoktan olmalıydı zaten. Ne diyeyim? Söyle. Peki. Aklımızda alay ediyorlar. Başka da bir şey yok. Baksana. Toplu taşımaya gerek yok ki. Meydandaki duruma bak. Bu kısıtlamalara uyuluyor mu? Uyulmuyor. 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 Önce Cumhurbaşkanı uyacak, ondan sonra millet uyacak.